Birincisi şöyle söyleyeyim. İstemeyerek de olsa bir anlık belatı duruma getirdiğim için özür dilerim. Sen yok, bilmiyor bana musun? Bağırıp çağırabilirsin. Bak o hakkın, hani tartışıyoruz Emre muhabbeti, haklısın, kavga edilir. Onun için gelmişsin. Her şeyi bilerek geldin zaten. Rezil olacağını da biliyordun. Ama eski eşimden vurman çok yanlıştı. Rezil oldum. Ben o adamı zaten sevseydim boşanmazdım. Ben bir açıklamamı, dünden beri yapamadığım açıklamamı yapayım. Şimdi rezil olacak bir şey yok. Zaten ben aşağı indiğimde dedim, istediğim cevabı aldım. Biliyordum zaten. Evet, biz de sana akıl verdik. Ben Serhan'ı çağırdım diye üzüldün sandım. Hatta ben dedim ki, belki Serhan'ı çağırsaydım üzülmeyecektim, ben eminim. Çünkü ben Serhan illa flört edelim, illa bir şey şimdi başlayalım demeyecektim. Ben tanımak istiyorum. Yani bu yolda da ilerlemek istersen, sen de beni tanımak istersen kapılarım sana açık diyecektim. Onu da kötü bir cevap vereceğini düşünmüyorum. Peki Emre'den tepki alacağını bile niye Emre'yi çağırdın? Merak ettim. Yani ne gerek var? Niye kendi kendine şey yaptın? İki adayım vardı. İki adayımdan birisi Emre'ydi. Bunu söylemek istemedim. Açık açık belli de etmek istemedim. Zaten korkacak olsaydım kırmızı oda yani sonunda kesinlikle ve kesinlikle söyleniyor, öğreniliyor. Alttan bıyık altından da Mehtap'a ya plan yapsak da şunları şöyle yapsak da yedi Mehtap bir şey yapar. Söylemedim. Yapsa da ben yapmam. Ama o yapar. Senin de beynini yıkar. Mehtap'ın nasıl bir kız o kadın olduğunu benim biliyoruz. Benim beyni yıkanılacak yaşı geçtim ben ama. İşte evet, yaşım büyük yani. Mesela senin beynini yıkamak istedi, yıkayamaz değil mi? Görmüş geçirmişliklerim var. Onun gibi belki de elinden kaç tane kadın geçti. Onun da aynı şekilde senin gibidir mesela. Tabii ki. Çünkü herkes kendine göre çok çok haklıdır. Emre ile orada ne kadar dibe vurdurmaya çalışsam da senin hakkında hiçbir şey. Hatta burada da Mehtap'a söyledim bak. Keşke izleyebilseydik o gün. İzleyeceğiz dün gelince her şeyi. Aynen. Dedim ya dedim hiç dedim. Kadın dedim arkasından konuşmadı bile. Konuşturmadı. Yani demek ki bayağı bir ilerlemişler yollarında dedim. Zaten ve izlemedin benim zaten hayır yani. İzledim ama ben bu kadar detaylı. Ben her zaman için Emre'nin şu yolda olduğunu biliyordum. Ha yani ben tamam seninle bir seni şey yapıyorum, beğeniyorum. Sana bir ilgim var, saygım var. Gözlerinde o sevgiyi görüyorum. Dediklerini tam olarak aklıma kazıdığım için belki de bir kapı açar mı acaba gibisinden de düşünerek gelmedim. Merak ettim tavrını. Zaten bunu biliyordum. Selmin'de bir elenme korkusu yaşadım ben. Hani bu olaylardan sonra erkekler tarafından dışlanıp elenme korkusundan dolayı Ayça'dan özür dileyerek erkeklerin de gönlünü kazanma yoluna gitti. Ayça sayesinde bunu yapacağını zannediyor ama erkeklerin kafasında zaten oluşan oluşmuştur. En son gelen adaysın. Kaç hafta geçmiş izlemişsin. Ailelerin geldiğini de gördün. Biliyordun da hani kendini düşürdün bence. Ben hiç... Yok düştüğüme inanmıyorum. Ben ama açıkçası. Tepki alacaksın. Hani senin ailen de izleyecek. Tepki de alınabilir. Benim görecekler. Ailem zaten biliyor. Ben söyledim zaten her şeyi. Ki benim ailem ve arkadaş çevrem en fazla %80 yani Emre ya yapmayın. Tamam. Ha, şu an bir programı izlersin de aklında birileri kalır ya. Mesela erkeklerin de şöyledir diyelim ki ya, yan bir adayı olarak Ayça da iyi bir kız. Anladın mı? Mesela seni de biz çağırabilir, sen de güzel bir şekilde reddedebilirsin. Ama Emre bunu hayt hayt diye karşılamazdı bence. Adamı çeker, bak Ayça'yla bizim bir birlikteliğimiz var. Sen onu yapmadın bana orada. Sermin'cim gel ama senin sorma şeklin çok ama farklıydı Emre, yani. Ama Emre'yi biz bu kadar büyütmedik ki sen belden aşağı vurdun diye büyüdü. Hayır olan. Ben güzellikten normal tatlı değil, yılan deliğinden çıkar. Ben onu da orada mutfakta da söyledim zaten. Sen bana değil dedin Sermin'cim. Sermin'cim gel. Bahçeye bir çıkalım. Kapıyı kapat. Kimse karışmasın. Çünkü ben nefret ediyorum. İkimiz Cansel çok fazla giriyor bak. Ayar oluyorum o kıza. O da Emre olunca ben de çok kavga ediyordu. Şimdi benden yana. İşte ben de ona sinir oluyorum. Anladın ama mı? Bitirdi biz o. Seninle bir düşmanım kalmadı. Biz seninle o kadar kötü olmayalım diye ben seninle konuşuyorum. Çünkü benim onun böyle açıkladığı kadar bir duygum yok. Hiç duygum yok Emre'ye karşı. Duygun olmayan bir insan nasıl sen kırmızı odaya çağırıyorsun? Ya kırmızı oda benim için özeldir orası. Ya özeldir çünkü ama orası o gün özel 5 değildi. 5 dakikadır yani. En o gün özel gün. Değildi benim için. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.